İrfan Can'ın açıklamaları var. Fenerbahçe Altay maçını da değerlendireceğiz. Her iki maçın özet görüntüleri de birazdan elimizde olacak. İrfan Can Kahveci maç sonrası yaptığı açıklamada çok uzun süredir susuyorum, sabrettim. Üstümüze algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Futbolumla herkes eleştirebilir beni. Karakterimle ilgili eleştiremez diyor. Bugünkü maçında yıldızıydı. Yok hoca iyi yemişiz. Yok 5 kilo fazlam varmış. Sabrettim. Sustum. Susmam kabul ettiğim anlamına gelmiyor. Karakterimi eleştiremezler. Kilo fazlası var diyorlar. Nerede? Ya kilo ölçümü yapıyorlar bize. Oradalar mıydı? Yalan bunlar diyor İrfan Can Kahveci. Maç sonrası yaptığı açıklamada eleştirilere cevap vermiş. Hemen soralım Ceyhun Eriş'e. Beraber de izledik her iki maçı. Önce İrfan Can'ın açıklamaları ne dersin? Ya normal bu açıklamaları yapması. Sustum diyor ya. Susuyorlar bazen. Ama de insanların eleştirel hakkını da hani evet karakter özelliğinden eleştirmek çok doğru değil. Oyunculuğunu eleştirirsin. Mutlaka. Karakter olarak eleştirenler varsa da onlara cevap vermesine bile gerek yok. Tanımadığınız bir insanı karakter olarak zaten yorumlayamazsınız. Herhalde bir şeyler duydu. Gündem içerisinde sosyal medyada da yapılıyorsa eleştiriler onlara cevap vermek istemiştir. Çünkü Fenerbahçe maçının maçın adı mı diyebiliriz. Bir gol bir asist. O yüzden... Bu arada golden sonra da Mesut Özil'e gitmesi manidar evet. Değil miydi? Evet. Gidip... Yani iki eleştirilen kişi evet. Oldukları için birbirlerine sarıldılar ki hani yani biz bu eleştirileri hak etmiyoruz mesajını aslında orada veriyor. Ama tabii lider oyuncu olmanın bir takım sorumlulukları var. İşte onları karşılamak durumundasın. Yani burada şimdi gelip de Ferdi'yi eleştirmez kimse. Yani bu düzeyde eleştirmez. Gerçi bu eğer bu şekilde eleştiriler varsa bunlar da haksız gerçekten. Yani bu arada bu açıklaması daha iyi kavramımızı sağlayacak. Oyun tarzım dışarıdan isteksiz görünebilir ama benim tarzım bu. Ben 4-5 yaşımdan beri nasıl futbol oynuyorsam bugün aynı istekle oynuyorum diyor. Bu da bak, güzel bir öz eleştiri yapmış kendine. Evet. Evet bazen maçlarda çok isteksizmiş gibi gözüküyor. Yani vücut dili. Ona açıklık getirmesi iyi olmuş. Mesut konusuna da değinmiş. Mesut abi ender gördüğüm karakterlerden bir tanesi. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir abim. O da ben de Fenerbahçe için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz diyor. Son muydu bu arkadaşlar? Peki devam edelim. Şu var bazen oyuncular evet bu tip eleştirilere çok susarlar. Çok cevap vermezler. Cevap verdikleri zaman da hepsine bir arada cevap vermek isterler. Peş peşe sıralarlar. Dediğim gibi bugün de Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli bir pay sahibi olduğu için o özgüvenle de konuşma hakkı onda yani. Tabii cevap verme hakkı ona. Şu var onlara tek söyleyebileceğim ben de bir eski bir futbolcu olarak Mehmet de belki benim gibi düşünecektir. Bazı şeyleri çok takılmayacaksınız. İnsanlar konuşur, herkes konuşur. Herkese kendinizi sevdiremezsiniz zaten. Yani her söyleminiz, her hareketiniz herkese hoş gelecek diye bir durum yok. Birileri bundan hoşlanmayacaktır ama her şeyde cevap vermek zorunda değil. Sahada çıkıp cevabını. Futbolcunun en büyük cevap vermesi gereken yer sahanın içidir. Sahanın içinde cevap vereceksin. Ne o sana kilolu diyenlere aldırış edeceksin. Sen performansını göstereceksin. Çünkü sen performansını gösterdiğin zaman bu eleştirileri yapanlar da iki gün sonra farklı şeyler söylemeye başlayacak. Biz insanoğlu böyleyiz. Bugün yeriyoruz. Yarın çok iyi olduğu zaman aslında İrfan Can diye alkışlayabiliyoruz. Eleştirilere açık olacaksın bazen. O yüzden açık olacaksın. Çok takılıp da böyle yine şey cevap vermemiş. Hani çok ters bir cevap vermemiş ama hani biraz sitemli cevap olmuş sadece. İroni yani, yapmış. İroni ya, evet yani. Onun psikolojisi, o psikolojiyle bunları söylemesi normal ama bence çok daha dikkat etmesi lazım. Çünkü göz önünde bir futbolcu sonuçta Fenerbahçe. Beklentiler çok büyük. Bu arada Andreas Cornelius'un açıklaması, yeniden Trabzonspor, Giresunspor maçına dönelim bu açıklamayla. 60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30 dakikayı çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük diyor Cornelius. Ki beraberlik golünde Cornelius atmıştı. Var mı devamı? Tamamen yok. Zaten ilk yarı Trabzonspor evet. Takım. Hiç yok evet. Yani ilk yarı. Şimdi devamı da var. O da geliyor. Cornelius'un açıklamaları, maç sonrasında yaptığı açıklamaları paylaşıyoruz sizlerle. Topun nereden ya da nasıl geldiği benim için önemli değil. Önemli olan
topun ceza sahasına girmesi. Yani beni kullanın diyor. Tabii. Top ceza sahasına geldiğinde ben de pozisyonumu almaya çalışıyorum ve bir şekilde golü yapmaya çalışıyorum diyor. Çok yalnız bıraktılar bir de onu. Özellikle çok yalnız bıraktılar. İkinci yarı ancak zaten açabileceğin noktalar kenarlar çalışırsa. Ne zaman Puaç oyuna girdi, belki Puaç tartışılabilir ama ilk maç bana göre olumlu bir performans verdi. Yani savunma değil zaten Trabzon hep ataktaydı, hep atak yapıyordu. Sol taraftan da orta geldi, sağ taraftan da Perez. Yapmadığı ortaları yaptı Perez. Biz Perez'i eleştirirken bu noktada eleştiriyoruz. Yani kanat büyük takımların bekleri çok önemli. Çıktığı zaman da iş yapacak. Perez bunlardan bir tanesini yaptı. Bundan sonra inşallah daha çok bunları dener. Büyük takım sırf değil. Yani günümüzün oyunlarında kenar bekler savunmanın çok yani, önemli. Bir de orta saha organizasyonu. Yani orta saha ve kenar bekleri yani atan tutandan daha farklı noktaya evrildi. Bir de Cornelius tabii performans oyuncusu. Yani topu getireceğiniz getirirse. Oyuncu. Topu getiren oyuncu değil. Getireceğiniz getirirse. Oyuncu. Getirirseniz gol yapar. Şimdi tabii kolay değil. Şöyle kolay. Fenerbahçe maçına geçelim. Tabii ona geçmeden önce bir cümle söyleyeyim. Kolay değil tabii. Arkadaki oyuncuyla öndeki oyuncunun birlikte oynama alışkanlığı oluşturması evet. lazım. Bunun örneklerini çok gördük. Eğer onlar olmuyorsa sıkıntı oluyor. Yani içeri kat edecek, arkadan bindirmeyi yapacak oyuncu. Birlikte oynama alışkanlığının da çok değerli olduğunu söyleyeyim. Sonra bir şey İsmail Kartal'ın açıklamaları. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Buraya geldiler. Geriye düşmemize rağmen oyuncularıma destek verdiler. Onların desteğiyle geriye düşmemize rağmen kazandık. Hücumda üretken değildik geçen hafta. Bugün hücumda daha iyiydik. Duran toptan iki haftadır gol atıyoruz. Bunu sürekli çalışıyoruz. Oyuncularım bunu iyi yapıyorlar diyor. İsmail Kartal, katılır mısınız Halil Hoca? Ya şimdi Fenerbahçe ile ilgili şunları söyleyeceğim. Mesela oyuna bir 10 dakika ikinci topları alarak, alarak, reboundları alarak başladı. Bir 10 dakika böyle hani tempolu, istekli bir oyun başladı. Ama oyunun süresi uzadıkça bir gevşeme oluyor. Arkayla ön arasındaki mesafe artmaya başlıyor. İkinci yarı başlarken tekrar toparladı. Yani onu söyleyelim. Az önce santrofor bölgesinde söylediğimiz olayların benzerlerini söyleyeyim. Sağ kenarı iyi kullanıyor Fenerbahçe. Şimdi orada önemli olan Serdar Dursun'u aynı Cornelius'un o söylediklerinin benzerine Serdar Dursun'un imza atması lazım. Yani şu topu evet, ceza sahasının doğru. içerisine atın. Atın ki ben size verimli olayım. Geçen haftaya bakıyorsun. O gol öyle geliyor. Yani bu haftaya bakıyorsun duran toptan geliyor ayrı konu. Ama netice itibariyle eğer sen ceza sahasının içerisine o topu sokarsan Serdar Dursun'dan verim alma ihtimalin yüksek. Ama genel anlamda baktığımızda oyunun içerisinde kopuk kopuk bir Fenerbahçe izliyoruz. Mesela ikinci yarı başlıyor 15 dakika müthiş bir tempo yapıyor. İki tane net pozisyon kaçırıyor. Sonra tekrar bir durağan süreç izlemeye başlıyor. İşte bu kopuklukları İsmail Kartal'ın önlemesi lazım. Benim düşüncem bu. Reha Hocam, Fenerbahçe İsmail Kartal'la haftayı 3 puanla tamamladı. Ne dersiniz Fenerbahçe'nin futbolu için? Altay'ı da yıllarca formasını giydiniz. Altay için goller attınız. Biliyorsunuz, tanıdığınız bir ekip. Onlar da zor durumda. Maça dair notlarınızı alalım. Ya esasen Trabzonspor maçına çok benzeyen maç oynandı. İkisi de aynı anda seyrettik. İlk 45 dakikası Fenerbahçe adına da çöpe attı. Aynı az önce Trabzonspor adına söylediğim gibi. İkinci yarı daha nasıl Trabzonspor serisinde bir atmosfer yarattı. Aynısında Fenerbahçe serisinde bir atmosfer yarattıktan sonra bir de tabii ki daha ikinci yarı biraz daha enerjisi yüksek bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe'nin de en büyük sıkıntısı tabii Fenerbahçe'nin bir oyun hafızası yok. Yani bu gelinen noktada 8 günde antrenörlük yapmak, etmek evet yani kolay değil ama Altay'da 14 haftadır galip gelemeyen bir takımdan bahsediyoruz. 3 puan aldı. Yani ona rağmen de ilk yarı golü buldu ve 2-3 tane final pasını doğru geçirse ilk yarı belki çok rahat bir istediği skoru neredeyse alıp içeri girebilecek bir Altay vardı. Ama yani Fenerbahçe'nin bu oyundan ne çıkar derseniz şimdi İsmail Kartal diyor ya çalıştık duran top vesaire. Ancak işte duran top golü veya bireysel işte İrfan Can'ın attığı gol gibi. Yani öyle aksiyonla gol atar. Fenerbahçe saha içinde böyle
kombinasyonu, hücum kombinasyonu ve top ayağına geldiği zaman orta sahada böyle bir oyun ezberi oluşturmadığından herkes, yani çok enteresan Fenerbahçe'de yani ne yapacağını bilmeyen bir görüntü var. Yani bunu yalnız dörtlü oyunla falan açıklanmaz. İsmail Kartal mesela basına konuştuğunda işte biz üçlü oynamayacağız, dörtlü, hep söylüyorum. Dörtlü oyuna, felsefenle, derinliğinle. Biz rakamlara kaldık Türkiye'de ya. Çok enteresan bir şey. Üçlü oynama hocam, tamam. Üçlü oynuyor Bayern Münih. 35 yaşında Nagelsmann gelmiş. Biraz seyretsinler ya. Üçlü hocam, oynuyor bu sene. Kiminle oynadığın da çok değerli değil mi? Şimdi Ferdi ile başlıyorsun. Ferdi, Osayi önde başlıyorsun. Sonra sol tarafta Zala ile başlıyorsun. Sonra oyun içerisinde Ferdi'yi sola alıyorsun, Nazım'ı alıyorsun. Bu oyuncularla zaten sayısal olarak bir şey üretmen çok zor. Yani sol bekin yok senin zaten. Novak yok, sol bek yok. Sen üçlü oynasan da sol bek yok, dörtlü oynasan da sol kenarda oynayacak oyuncun yok. O, yani o ayrı bir şey. Benim söylemek istediğim oyunun prensipleri açısından. Atalanta son 3 sezon 100 gol atmış üçlü oynayarak. Chelsea, FIFA yılın antrenörü Tuchel üçlü oynatmış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Ya sanki üçlü oyundan, yani bütün böyle üçlü diye bir oyun yokmuş gibi. İsmail Kartal dörtlü, evet dörtlü, ama sen Altay'la oynuyorsun. Altay takımında acaba biliyor musun? Tiam şu ana kadar golü yedirten Tiam 12 tane bireysel hata yapmış Cüneyt. Ligde en fazla stoper merkezi olarak bireysel hata yapan, duran topta da aynısını yaptı. Evet, birileri hata yapacak, birileri de ondan yararlanıp gol atacak. Ama Fenerbahçe'nin en önemli, yani dörtlü oynayınca, Fenerbahçe bugün dörtlü oynayınca bütün sıkıntıları bir anda gitti mi? Hayır, ciddi sıkıntıları var. Tabii. Oyuncu tercihleri, o konuşulur. Ama eldeki oyuncuyla da beraber eğer oynatıyorsan bunu, dediğim gibi yani bir oyunun felsefesi ve derinliği olur. Eğer bu derinlik olmazsa sıkıntı yaşarsın. Fenerbahçe ikinci yarı biraz daha, dediğim gibi, hem Altay'ın da hatasından hem biraz daha seyircisinin itmesiyle öne çıktı. Daha enerji oldu. Hatta devre arası konuştuk. Bu oyun Valencia'yı çağırıyor. Mesela Valencia'yı... çok da pozisyona girdi. Bak, Valencia'ya girdi ama sol çizgi oyuncusu değil. Valencia'yı Serdar'la beraber, Serdar gibi bir sırtı dönük oyuncuyla alan açabilen, o alanlara Serdar açsa koşu yapabilen, bağlantı oyuncusu olarak, yani Fenerbahçe ikinci yarı 4-2, 2-2 gibi de oynayabilir. Hatta 2-2, 1-1 de oynayabilir. Bu Valencia'yı sol çizgiye atmak yerine, yani oraya yeri geldiğinde tam İrfan da 10 numara pozisyonda oynuyor ama yeri geldiğinde orada oynar. Valencia da arkada oynayabilir. Yani böyle bir rollerin ve rolleri belirlediğiniz zaman da Fenerbahçe'de bu da yok. Rotasyona da hücum hattında doğru girmeyen Fenerbahçe var. Yani Fenerbahçe'nin üçlü dörtlüden daha fazla bu dörtlü önde oynayan daha senkronize olması gerekir Cüneyt. Kim koşu yapacak, kim ayağı isteyecek? Fenerbahçe'nin bir kere bu hücum planlarını mutlaka İsmail Kartal'la geliştirmesi gerekir. Yoksa Altay'dan daha dirençli takımlar daha büyük sıkıntı yaratabilir. Tabii ki bu hafta sonu oynandıktan sonra da 15 günlük arada daha rahat Fenerbahçe'yi test edebiliriz. Tabii %100 Sivas deplasmanı gidecek. Tabii o milli takım arasında İsmail Hoca söyledi, Antalya'ya gidecekler. Yani oradan sonra daha bir değerlendirme yapabiliriz. Orhan Akın açıklamaları, Trabzonspor antrenörü. Malum Abdullah Avcı geçen hafta kırmızı kart görmüştü, cezalıydı. Yedek kulübesinde değildi. Basın toplantısında da Orhan Ak olacak. Önce kuruluşa yaptığı açıklamalar, çok zor bir maç olacağını konuşmuştuk ki öyle oldu. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Uzatmada fırsat geldi ama kullanamadık. Hazırlanıp devam edeceğiz diyor Orhan Ak ve şöyle devam ediyor. Açıkçası o dakikalarda oyuncuya inisiyatif veriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bazı oyuncular vardır, oyunun içinde kaybolabilir. Bakasetas oyunun içinde devamlı sorumluluk alan oyunun içindeki oyuncuydu diyor. 90 artı da penaltı kaçırmış Bakasetas. Tekrar cesaret gösterdi. Kaleciliğin de bir başarısı var orada. Onu da tebrik ediyoruz diye eklemiş. Zaten Bakasetas oyun içinde de o sorumluluk alır derken 3-4 tane şutu atan oyuncu. Trabzonspor'da çok fazla pozisyona giren oyuncu yok. O sorumluluğu aldı zaten yeterince. Tabii ki kaleciyi tebrik etmek lazım. Bence son dakikada Okan Koç'u. Abdullah Avcı'yı aradı mı Trabzonspor ya, diyebilir miyiz? Böyle bir yorum yapılabilir mi? Şimdi şöyle bakmak lazım. Kulüplerin lideri başkanlar, takımların lideri de teknik direktörler. Liderinizin kenarda olması her zaman bir avantajdır. Gerçi Abdullah Avcı bütün planlamayı çok önceden yapan bir hoca olmasına rağmen, ben yine de kenarda Abdullah Avcı olsa çok daha farklı şeyler konuşulabilir tabii ki. Burada Orhan Hoca'ya, Egemen Hoca'ya hani bir yanlış anlaşılmasın, bir olumsuzluk göndermiyorum ama takımın bir lideri tabii. Abdullah Avcı. Onun için oyuncu ben arar. Yani oyuncu kenara bakar yani. Hepiniz oynadınız, biz de oynadık. Bakar, kenara bakarsın yani. Öyle oluyor yani bu iş. Bakıyorsun genelde
Belki orada bir işareti, oraya buraya bir işareti bile belki birçok şeyi değiştirebilir. Yani buradan yanlış anlaşılmasın. Belki Abdullah Avcı olsa ikinci penaltı tekrarlandığında Cornelius'u da işaret edecekti. Belki de atma diyecek yani. Bilemiyoruz onu. Ama orada oyuncunun inisiyatif olması söylüyor. Yani oyuncu zaten istemiş onu. Ya ben orada vurguluyor zaten. Ben orada hocam şey dedi, profesyonellik bakmak lazım diyor da ben orada şunu düşündüler diye düşünüyorum. Tabii ki duygusallık bu işin içerisinde çok ön planda olmaması lazım ama şunu düşündü. Yani bu Bakasetas bunun ikincisini atar ve attığı zaman da hem Bakasetas'ı kazanırız hem maçı kazanırız diye düşündü kenardakiler. Yani kaçıracak diye bir hesap yapmadılar. Ama yani, o teori değil mi? İşte yani öyle düşündüler. Diyorum düşünce bu yani sonuçta. Düşünce ama işte yanlış oldu. Yani hesap do. Yani bak ben kaçırdı değil. Atsa bile farklı bir şey söylüyorum. Golü atsa bile ben burada aynısını konuşurdum. Ben golü kaçırdı diye değil. Bakasetas topa iyi vuran. İkincisini atabilir mi? Atabilir. Yani moral olarak ben, zaten benim sıkıntılı. Istedim. İlkini de kaçırabilir. Ben yani ikinciyi de atabilir. Çoğu oyuncu da ilkini kaçırıyor, ikincisini atıyor. Benim gördüğüm vücut dili sağlıklı değil. Vuruşu zaten kalenin ortasına. Yani Okan'ın daha beklemeden hiç bakmadı, etmedi. Topu eline burada aldı. Okan'ın bu sezon dördüncü penaltıyı kurtardı hocam. Toplamda da 12 İnegöl, penaltı var. İnegöl Sporu, Bursa Sporu İnegöl Spor'a Okan'ı kiralık verdi. O zamandan beri takip ediyorum ben Okan'ı. İlk oynadığı maçları da o zaman yayıncı kuruluşta yorumlamıştım. Gayet de iyi kaleci. Sonra İstanbul Spor'da çok iyi oyunlar oynadı. Galatasaray'a geldiğinde de hatta burada da konuştum. İyi bir kaleci. O ara Mustafa sakatlandı, kötü performans verdi ama dedim oynamadı uzun süre. Oynadıkça fark yaratacak. Nitekim de yaratıyor. Yani Okan'ın da hakkını vermek gerekir. Okan'ın en büyük özelliği İnegöl Spor'dan beri penaltıda kurtaran bir kalecidir ha. En büyük özelliklerinden biri de Okan, yani tanıyanlara sorun, Bursa Spor ve çevresinde altyapılardan beri penaltı kurtaran bir kalecidir Okan. Tesadüf değil yani kurtardı şimdi falan ya, diyoruz biz. Bu penaltı çok tartışılacak ya. 3 forvet var sahada, bir savunma oyuncusu. Sizlere soralım, ikinciyi kullanır mıydın? Real 90'lar gelir mi? Elini kullanırsın. Ya kullanırsın sen oyuncu olarak ya, bak. Reha hocanın ne demek istediğini ben anladım. Aynı durumda Reha hocam orada sahada kenarda olsa, Bakasetas oyuncusu olsa, o da şunu diyebilirdi. Tamam Bakasetas atsın. O anti şey. Yok değiştirdiğim ama oldu. Antrenörümde değiştirdim. Yok hocam şimdi Bakasetas gibi bir oyuncu ben, o inisiyatif alıyorsa ona diyemez. Oynadı. Sen dur Cornelius atsın demezsin. Ya bir şey, ya bu görüştür, antrenörlüktür. Orada böyle bir hamle yaparsın. Bakasetas atma. Vücut dilinden, gerginliğinden, vuruşundan son haftalarda formsuz, daha moralli, daha kafası berrak, daha rahat oyuncu Cornelius var. Yani burada Bakasetas, ben bir daha söylüyorum, değerli bir oyuncu. Ben Bakasetas ben yaptım derken benim gibi bir sürü antrenör de yapmıştır. İlla Bakasetas olması önemli değil. Biz, önemli yani olmaz öyle, olur mu bak, hocam yani? Bir dakika, biz o bence önemli. Bitireyim. Bir dakika cümlemi bitireyim. Hayır, onu da söyleyeceğim ki ben cümleni bitir ayrı mesela. O da önemli ya, diyorum. Dakika, cümlemi, isim önemli orada. Ya, isim şimdi, önemli olduğu için söylüyoruz biz bunu. Kategoride bir isimli oyuncuyla çalışmıştır. O isimli oyuncuya da yani Yılmaz Ankara Gücü'nde iyi penaltı atıyordu değil mi? Yılmaz iyi futbolcuydu. Yılmaz'a atma dedik ya. Bu kadar basit. Şimdi illa başka antrenörler de bunu yapmıştır. Benim söylemek istediğim o. Yok senin söylemek istediğini anlıyorum. Yani isim önemli yani, değil. Ben de isim yani, önemli diyorum. Antrenörlükte bu işler, antrenör olmadan bu işlerin böyle ne olduğunu anlamak da kolay değil. Bunu anlayacak birçok antrenör de vardır vesaire. O anı yaşayacak, o anı yaşamış. Öyle bir repertuarı oluşmuş. Mutlaka değişikliği yapabilir. Bakasetas burada söyledik, bir daha söylüyoruz. Golü de atsa benim düşüncem. Golü de atmış olsa aynısını söylerdim. Bir vücut diline baksınlar. Bakasetas ilk penaltıyı kaçırırken, topa gelirken, topu elinde tuttuğunda bir kaygı var. Onun için benim söyledim. Ya fırsat geldi mi Trabzon? Yoksa olarak penaltı kaçtı diye böyle şey fırsat değil. Geldi. Yani penaltı kaçtı söylenir işte, anladın mı? Kaçtı. Ha, atar yani. Bakasetas değil. Atsa bile söylerdim bunu. Dur ya, 30 dakikada Trabzonspor takımı, hani kötü dediğimiz Trabzonspor takımı 30 dakikada yine şartları değiştirebilirdi. Eline fırsat geldi. Değerlendiremedi. Bu da tabii ki Trabzonspor'un hanesini yazar. Hani yapmak istedikleri ve de yapmak istemedikleri diyeceğim. Birçok oyuncuyu söylüyoruz. Tabii ki Giresunspor'un da eksik oyuncuları var. Var çok. Trabzonspor'un da bugün kulübesine baktığın zaman hücum anlamında oyuncusu yok. Hücuma katkı yapabilecek oyuncu. Yani, hani Koyta diyorduk. Koyta yok. Sen söyledin biraz önce. Hocam söyledi Koyta mesela. Koyta yok. Yani orta alanı değiştirecek bir tek Siopis var elinde. Orta alanı zaten kötü oynuyor yani. Orta alanı mesela, oyunun mesela başlangıcı da bence kötü. Ya baktın ki gitmiyor dediğin gibi, o zaman yani Hüseyin'le başlama o zaman. Onu da sorgulayabiliriz. İlk 11'i mesela kurarken onu da sorgulayabiliriz. İlk başta Hüseyin'den başlayamayabilirsin. Kafanda o da olabilir. Hüseyin'le başlama o zaman. Şimdi Hüseyin daha farklı bir pozisyona girdi. Şimdi oyundan çıktı. Zaten cezalı Galatasaray maçında. Oyuncu moralmen de bitti.
Şimdi oyuncuyu dışarı aldın. Tabii oyuncu profesyoneldir, dikkat edecek ama moral olarak da kötü. Çıkarken de taraftarın zaten hani bir iki pas hatasından sonra zaten bir tepkisi oldu ona karşı. Oyuncu değişiklerini bence yani kadroyu kurarken daha farklı. Ya Abdullah Hoca orada olmuş olsaydı bence daha farklı şeyler olabilir diye düşünüyorum ben. Yani evet. Kesinlikle Aldun abi o noktada katılıyorum. Hoca içeride olmuş olsaydı biraz daha daha farklı bakabilirdi olaya. Dışarıda olmayla içeride olma daha farklı. Tabii ki konuşuyorsun, yardımcılarına söylüyorsun ama içeride izlemek daha farklı bence. Ya Hüseyin'in çıkışında mesela. Doğrudan soyunma odasına gitti. Hüseyin'in çıkışında Abdullah Hoca kenarda olsa daha farklı kulübe çıkabilirdi. Yani kulübeye doğru gelebilirdi. Yani tabii ki bazı tepkiler liderin kenarda olmaması çok büyük bir dikkat. Abi, bazen yani söylememek lazım. Hani Hüseyin soyunma odası Trabzonspor'da bir problem var arayışında da olmamak. Ya, ya o bazen belki o talimat verildi de gitti bilemiyoruz. Bak, bu kazalar olacak. Bunları çünkü lig uzun maraton. Bunlar ise Trabzonspor puan farkını açmış ama bu kazalar olacak. Burada kazanılan bir puan bile çok önemli. Evet. 1-0 bitmiş olsaydı dünyanın hiçbir takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor. 2 maç üst üste puan kaybetmedi. İki maç üst üste puan kaybetmedi. Bu yani sezon mağlup oldu, kazandı. Şimdi Antalya maçı var zaten. Yani peki, niye o mağlup olduğu maç? Özet saatimiz geldi. Önce Trabzonspor mücadelesinin özet görüntüleri gelecek. Saniyeler içinde ekranlarınıza çok kısa bir reklamdan sonra.